Merhaba arkadaşlar, yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 79. bölüm değerlendirmesini sizler için yapacağım. Yani bu akşam izlemeyi tahmin ettiğiniz, izlemeyi düşündüğünüz bölümle ilgili sizlere bazı detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Tabii ki ayrıntılara geçmeden önce sizlerden her zamanki gibi henüz abone olmamış olan dostlar varsa ricam lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmayı unutmayın. Bildirim butonunuzun açık olması demek daha sonra paylaşacağım videolardan erken haberdar olmanızı sağlayacaktır. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone oluyoruz. Sonrasında bildirim butonumuzu açıyoruz. Ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim sizleri bekliyor. Sadece Facebook, Twitter, Instagram adreslerim değil. Aynı şekilde Bir Zamanlar Çukurova dizisinin grup ve tabii ki internet Facebook sayfası da sizi bekliyor. Onlara da katılabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey açıklamalar kısmını açarak hem Bir Zamanlar Çukurova dizisinin grup ve sayfasına abone olabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Hem de benim Instagram, Facebook, Twitter adreslerimi de takip edip abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir anket sorumuz gelsin. Sizce bu bölümde 79. bölüm yayınlansaydı ne olurdu? Yani özellikle Züleyha ile Demir arasında yeni gelişmeler olur mu? Yoksa aralarındaki soğukluk devam edecek? Züleyha dul kadın olarak kendi hayatını Yılmaz'ın ona bırakmış olduğu miras hayatı mı yaşayacak? Demir ile birlikte yeniden sil baştan bir başlangıç yapacak diyenler yorumlasın. Hayır, kendi hayatını tek başına yaşayacak, çocuklarıyla beraber gittikçe diziden uzaklaşmaya çalışacak. Yani dizideki varlığı silindirmeye çalışacak diyorsanız beğenin. Farklı bir görüşünüz varsa yazın. Çünkü sonuçta artık Züleyha'nın da yavaş yavaş diziden çıkma olasılığı gün yüzüne çıktı. Sizce Züleyha Demir ile birlikte kaldığı yerden devam edecek diyenler yorumlasın. Züleyha tek başına Yılmaz'ın ona miras bıraktığı hayatı yaşayacak ve yavaş yavaş dizdeki ismi silinecek diyenler beğensin. Farklı görüşü olanlar yazsın. En azından dizi yayınlandığı zaman bakalım kimin tahmini doğru çıkacak. Evet arkadaşlar, videomuzun konusuna gelecek olursak tabii ki merak ettiğiniz dizi yayınlanacak mı yayınlanmayacak mı? İlk başta buna değinmeyeceğim. Bunu tabii ki videonun sonlarına doğru sizlere açıklamasını yapacağım. Ama öncelikle neler olacaktı dizi şu an izlemiş olsaydık, elbette ki arkadaşlar Züleyha için kara bir gün olacaktı. Çünkü sonuçta sevdiği, kavuşamadığı ve uğruna çekmiş olduğu acıları, ızdırapları bir türlü mutluluğa dönüştüremediği Züleyha'nın gözyaşlarını, tabii ki yıkılışını izleyecektik. Çünkü Züleyha için gerçekten kötü bir bölüm olmuş olacaktı. Ve nasıl ki Hünkar Hanım'ın vefatında üzülen Züleyha, bu sefer sevdiği adamı kaybeden Züleyha'nın ciddi anlamda üzüntüsüne şahitlik edecek. Yani aslında duygusal bir bölüm izleyecektik. Tabii ki bu duygusal bölüm de elbette ki bu günün önem ve tabii ki güzelliğine yakışmayabilirdi. Çünkü sonuçta herkesin bazı umutları var, bazı beklentileri var yeni yıldan. Sonuçta birkaç saat sonra yeni yıla giriş yapacağız. Ve tabii ki yeni yıla herhalde Züleyha'nın gözyaşlarını izleyerek geçirmek isteyen çok nadir insan olabileceğini tahmin ediyorum. Ve bundan dolayı maalesef arkadaşlar dizi yayınlanmadı, yayınlanmayacak. Çünkü yeni yıl ve tabii ki tatil, aynı zamanda Yılmaz'ın ekranlardan unutulması isteniliyor. Niçin? Çünkü sonuçta Yılmaz bir hayran kitlesi mevcuttu. Yılmaz'ı seven, Yılmaz için izleyen, Yılmaz'ın mutlu olmasını isteyen bir hayran kitlesi mevcuttu. Ve tabii ki yönetmen çıkarları doğrultusunda, elbette ki ekonomik çıkarlar doğrultusunda Yılmaz'ı diziden çıkarttırdı. Anlaşamadılar. Aslında dizinin konusunda bu yoktu. Dizinin final yapması gerekiyordu. Ve tabii ki Züleyha ile Yılmaz'ın kavuşması gerekiyordu. Bunu yapmak yerine diziyi daha fazla uzattırıp daha ucuz oyuncularla diziyi sürdürmek isteyen yönetmen elbette ki Yılmaz'ı çıkarttırdı. Ve bazı arkadaşlar sitem ediyor aslında Yılmaz konusunda tahminlerimin tutmadığını. Evet, haklısınız. Tahminlerim tutmadı. Çünkü sonuçta başrol oyuncusunu çıkarabilecek bir yönetmenin gerçekten birazcık ya çok cesaretli yahut da kendisine çok güvenmesi gerekiyordu. Çünkü dizinin başlangıç noktası aslında Züleyha ve Yılmaz vardı. Feykeli, Hünkar Hanım, Demir,
Gaffur, aklınıza gelebilecek hiçbir oyuncu yokken Züleyha ve Yılmaz'la bu dizi başladı. Bu dizinin başlangıç noktası Züleyha ve Yılmaz'la. Neydi konusu? İki birbirini seven insanın kavuşması üzerine tasarlanmış bir diziden bahsediyoruz. İki sezon oynayıp kavuşacaklardı ve bitecekti. Ama yönetmen ne yaptı, senarist? Tabii ki hep kesi şaşırttığı gibi beni de şaşırttı. Diziyi bitirmek, yani iki seven yüreği kavuşturmak yerine kavuşturmadan mezara gönderdi. Yani bu dizinin aslında hikayesine de konusuna da aslına çok ters bir durum. Ama dediğim gibi, yani söz konusu ekonomik çıkarlar olduğu zaman aslında dizide mantık aramak, dizide ciddiyet aramak, gerçeklik aramak artık saçma sapan bir hal alıyor. Yılmaz da Züleyha'yı kavuşturmadan mezara gönderen bir yönetmenden de ancak bu beklenir. Ve bu beklentiler tabii ki olmadığı halde bu beklentilere soktuğu zaman elbette ki tahminlerimizde sadece ben değil herkes yanılabiliyor. Hatta gazetelere baktığınız zaman gerçekten yönetmenin, senaristin ne yapacağını kestiren sadece ben değildim. Benim gibi yüzlerce, binlerce tahminci vardı. Herkes beklemediği bir anda Yılmaz'ın ölümüne seyrettik, şahitlik ettik. Hatta son ana kadar Yılmaz'ın yaşayabileceği ihtimali göz önünde bulunduruluyordu. Hatta hastanede bile dikkat ettiyseniz Yılmaz tam da kurtulduğu anda tekrardan öldürüldü. Yani sanki son anlarda anlaşma ve anlaşmamazlık üzerine bir tartışma vardı. Yönetmen herhalde şartlarını koşuyor. Yılmaz farklı şartlar koşuyordu. Yani tabii ki o sahneler bir günde çekilmediği için bunun tartışmaları yaşanmış. Yılmaz tam da yoğun bakımdan çıkıp da sapasağlam artık Züleyha'sına, Feykeli babasına, çocuklarına, Müjgan'ına kavuşacağını tahmin ettiğimiz bir anda Yılmaz'ı son anda öldürdü. Yani hatta gözleri açık gitti desek yeridir. Ve hatta bazı haber kanalları gazetelerinde şöyle bir göz attım. Yılmaz'ın gözünün açık gitmesi demek acaba 79. bölümde yeniden yönetmen diriltecek mi? Bu iddialar da mevcut arkadaşlar. Yani o kadar ki Yılmaz konusu gündem oldu. Gerçekten doğruyu tahmin etmek neredeyse sayısal lotayı tahmin etmekten daha zordu. Ve yönetmen şu an bile önümüzdeki bölümde Yılmaz'dan vazgeçmeyip reytinglerden korkup da tekrar Yılmaz'ı diziye sokarsa hiç şaşmayın. Çünkü yönetmen burada aslında ciddi ettiğim aşkı, izleyicinin tabii ki tepkisini değil, kendi çıkarlarını ön planda tutuyor ve elbette ki reytingleri düşme ihtimaline karşı Yılmaz'ı çıkarttırdı ve şu anki düşüncesi, planı Züleyha'yı çıkarttırmak. Yani şu an görünen o, çünkü yeni bir oyuncu dahil oluyor diziye ve büyük ihtimalle bu oyuncu tabii ki Fikret'in tanıdığı ve Demir'in de aslında ilgisini çekebilecek ve Demir'in ayağını kaydırabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani bu saatten sonra, nasıl ki yılbaşı tatilinden sonra Yılmaz yavaş yavaş ekrandan soğutularak, soyutlanarak çıkarılacaksa, aynı şekilde Züleyha'nın da yavaş yavaş diziden ayrılışını aslında izleyebiliriz. Ve bu arada bence Züleyha Yılmaz'ın ona miras bıraktığı konağında yaşayacak. Yani çok fazla göze batmayacak. Diziden çıktığı zaman izleyicinin çok fazla umurunda olmayacak. Yılmaz kadar etki yaratmasa da, ama en azından çıkışını birazcık daha sessiz yapacak gibi görünüyor yönetmen. Yılmaz'ın kisi biraz sesli oldu. Çünkü dediğim gibi dizinin başrol oyuncusu ve tabii ki Züleyha Yılmaz'sız bir anlamı yok. Herhalde bu saatten sonra yönetmen bunun farkında olacak ki yeni oyuncularla Züleyha'yı diziden sildirmek istiyor. Bunu göreceğiz. Peki arkadaşlar, sizce bu gelecek oyuncu konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Züleyha'nın yerini tutar mı gerçekten? Evet, tutar diyenler yorumlara yazabilirler. Tutmadığını düşünenler farklı şekilde tepkilerini dile getirebilirler. Ama en azından arkadaşlar şunu size belirteyim. Bu arada dizi maalesef yılbaşından dolayı, aslında dizinin başında da birazcık size ipucu verdim, yayınlanmayacak. Yani bu hafta, bu akşam Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 79. bölümünü beklemeyin. Çünkü yeni yıla giriş yapıyoruz. Yeni yılda herhalde Züleyha'nın gözyaşlarını, trajik bu gözyaşlarına kimse şahitlik etmek istemez. Aslında yönetmen için de gün doğdu. Çünkü Yılmaz'ın o unutulmaz simasını yavaş yavaş ekranlardan unutturmaya çalışacak önümüzdeki tatil bittikten sonra. Evet arkadaşlar, bu vesileyle tekrardan yeni yılınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Umarım bu 2021-2020 yılını bize
daha başarılı, daha sağlıklı, daha mutlu, daha güzel haberler getirir. 2020 yılında yaşamış olduğumuz o kötü, o travmatik olayların hiçbirisini yaşamayız. Bu pandemi dönemi umarım biter. Bütün kötülükler geride kalır ve yeni bir yılda umarım sağlık, başarı, mutluluk, huzur, sevgi dolu yeni 2021 yılına hep birlikte merhaba deriz. Yeni yılınızı hepinizin en içten dileklerimle kutluyorum. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, sevgi dolu yıllar diliyorum. Bu arada arkadaşlar anket sorumuzu tekrardan yeniliyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Züleyha ile Demir'in arasında samimiyet oluşacak mı? Evet, oluşacak. Eski günlerdeki gibi olacak diyenler yorumlasın. Hayır, Züleyha unutturulacak diyenler beğensin. Farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Bu arada henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açabilirsiniz. Ve ayrıca açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter ve tabii ki dizinin de Facebook ve grup sayfası mevcut. Onlara da katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgi ve mutlu, başarılı yeni bir yılda görüşmek dileğiyle. Sen kalın dostlar.